Selam. Niye burada ya? Kafa uçtu tabi. Uzun zaman video çekmeyince. İnsan unutuyor. Selamlar herkese tekrardan. Uzun zaman oldu. Yani yazın ortasından beri. Okullar açıldı. Ben de İstanbul'a geri döndüm. Eğer internet bağlantım veya video editleyebilme imkanım olsaydı yapardım. Ancak yapamadım. Ki bundan sonra da biraz zor gibi gözüküyor çünkü 9. sınıf ağır bir dönem. Aslında 9, 10, 11, 12 biraz ağır. 10'da yani yine biraz yatıyorlar ama orada da bir zorluk var. Yani nasıl başlar söyle gidiyor. Güzel bir yıl gibi. Yani çerçeveni de fark etmişsinizdir. Yani gözlük çerçevesini. Sınıfları karmaladılar bizim. Güzel oldu yani. Hemen birbirimize alıştık. Yeni öğretmenler geldi. Onlara da alıştık. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun demeyeceğim. Çünkü hayırlı da uğurlu da olmuyor. Videolar hakkında. ZBrush hakkında bir iki ders daha çekebilirim. Onu düşündüm biraz. Ancak şu an öyle bir şey yok. Yani şu an için. Yani belirli bir süre. Ne zaman canım isterse o zaman video çekmeyi düşünüyorum. Unreal hakkında materyal dersleri çekeceğim söylemiştim. Pek bir değişiklik yok yani. Bir önceki vlogla pek bir fark yok. Maya hakkında modelleme ve rigleme çekeceğim. Özellikle modelleme. Yani modelleme biraz güzel. Yani size bir topolojiyi bir güzel bir öğreteyim. Bunu izleyen o kişi her kimse onu anladı. Yani o mesajı aldı o. Topoloji mesajını. Sonra başka Photoshop dersleri başlayacak. Yani hemen hemen her programın dersini vermeye çalışacağım. Bu aralar Marvelous Designer'la biraz zaman geçirmeye çalışıyorum. Çünkü o da güzel bir program. Bir modelleme değil fizik programı ama model olarak da kullanabiliyor. Bir saniye şunu şöyle aşağı alacağım. Başka ne varmış? Ne varmış? Ne varmış? Başka bir şey yok gibi. Programlar bu kadar galiba. Onun dışında birkaç şey. Şu an arama abi, şu an arama. Onun dışında birkaç farklı şeyler de çekebilirim. Yardım videoları. Yaşadığımız, yani bilgisayarlarda genellikle yaşanan problemler hakkında, benim aldığım problemler hakkında. Bir karakteri en baştan modelleyeceğiz. Yani herhangi bir karakteri. Bilmiyorum, bu size kalmış yani. Eğer öncelikle tabii size kalmış. Eğer siz bu videonun altına hangi karakteri modellememi söylerseniz ve ben de içlerinden en bir saniye. Evet. Siz altına en sevdiğiniz karakterleri söyleyin. Ben de onların arasından en sevdiklerimi seçip modellemeye çalışayım. Ancak ve ancak modelleme ZBrush'ta olacağı için Demir Adam gibi şeyler istemeyin. Çünkü Demir Adam gibi karakterler genellikle düz bir yüzeye sahip oluyor yani. İşte kenarlardır, omuzlardır. Onlar düz. Yani biraz daha böyle ne bileyim, Davy Jones tarzı. Öyle şeyler. Daha böyle şekli yumuşak olan şeyler istiyorum. Bunu birazcık ilerlettim. Birazcık ilerlemeye çalıştım artık. Onun dışında iki tane kitap bitirdim. Üçüncüsünün yarısına geldim. Güzel geçiyor yani zaman ya. Yani sizler nasılsınız? Altına yazın yorum olarak. Konuşalım, tartışalım. Neler eksik, neler fazla. Yani bu arada bu PayPal olayını hallettim. Söylemiştim galiba. Ancak 3 galiba Orkan'ın sözüne dayanarak söylüyorum bunu. Orkan'ın yalancısıyım. 3 ay önceki parayı yatırıyorlar. Bizim şu anda yaklaşık bir 10 dolar 60 centimiz var. 10 dolar 60 cent bayağı iyi bir para. Yani şey olarak, bir başlangıç seviyesi olarak bayağı iyi bir para.
Videonun altına reklam koyacağım. Ona tıklarsanız daha iyi olur. O zaman da artar. Hatta tam şu anda çıkmış olması lazım. Aklıma başka pek bir şey gelmiyor. Onun dışında dediğim gibi aldığım paranın yarısını şimdi arama dedim ama ben sana. Aldığım paranın yarısını veya çeyreğini bağış edeceğim. Geri kalanını da kanalın masraflarına harcayacağım. Eğer ki kanal büyürse, yani şöyle bir planım var. Eğer ki diyelim ki o kadar çok büyüdüm ki mesaj geldi. Aramayı kesti bak şimdi de mesaj atıyor. Eğer kanal cidden büyürse ve atıyorum aylık 4000 liraya ulaşırsa belli bir süre bunun bu kuralı yani bu atıyorum aylık 4000 lira geliyor bana. Videodayım yazıyorum. Aylık 4000 lira geliyor. Bu kuralı belli bir süre değiştirmeyeceğim. Yani belli bir gelire kadar. Atıyorum 4000 liraysa 2000 veya 1000 lirasını direkt bağışa. Çünkü yani ben burada bu videoyu çekebiliyorsam aynı şekilde diğerlerini de düşünmem lazım. Diğer insanları da düşünmem lazım. İşte durumu kötü olan insanlar var. Daha kötü olanlar var. Yani neyse bunu söylemeyeyim tamam mı? Bunu söylemeyeceğim. Aklıma geldi bir şey söylemeyeceğim. Ancak ve ancak çok fazla eğledim. Farkındayım. Çok fazla eğledim. Ancak kelimeleri yan yana koymakta zorluk çekiyorum. Kitap oku demeyin okuyorum. Ancak ben eğer burada bu videoyu çekebiliyorsam ve yanımdaki kişi yani aynı havayı soluduğum kişi bir yandan da bir şekilde bir hastaysa veya daha kötü bir durumdaysa yani benim içim rahat etmez. O yüzden yani herkes için adalet. Ben de o yüzden birazcık düşünceli olmak zorundayım. Belli dediğim gibi belli bir süre bu kuralı devam ettireceğim. Artık bilmiyorum ne kadar gelirim olur. Eğer kanal çok fazla yükselirse atıyorum. Hiç şu anda aklımda yok öyle bir şey olacak gibime gelmiyor ama kanal diyelim ki 1400 yerine şu anda 1406'yız. 1406 gibi bir şey. Kanal 1400 yerine çıktı diyelim ki 50 bin lira 60 bin lira. O zaman ne olacak? Ben şu anda kazandığım paranın 50 ya da 60 katını kazanmış olacağım mantıksal olarak değil mi? Şu anda 10 dolar kazanıyorsam o zaman 500 dolar kazanacağım. Veya bu 50-60 bin sadece benim abonem olanlar. Abonem olmayanlar da o reklama tıkladığını düşünürsek o zaman aylık 1000 dolar falan bir gelirim olacak. Kesinlikle bu arada parayı düşünmüyorum ben. Yani ben direkt kanalın durumu hakkında. Ben burada eğlenmeye bakıyorum. Ancak maddi durumda da sizi birazcık bilgilendirmem lazım ki aklınızda soru işareti kalmasın. Dediğim gibi eğer böyle çok yükselirsek, cidden çok yüksek bir sayıya ulaşırsak ve yüksek para gelmeye başlarsa bu sefer yapacağım bağışlar da yükselir. Yani ben bunu kendim için prim yapmak için söylemiyorum. Cidden bu kural böyle. Yani ben bunu böyle koydum. Böyle oturtacağım belli bir süre. Ne zamana kadar? Orasını ben bilmiyorum işte. Ne zamana kadar artacak? Ne zamana kadar bağış yapacağım? Bana kalırsa ben her zaman bağış yaparım. Bak, video kesildi. Ne demiştim? Ne zamana kadar olacağını ben bilmiyorum. Ne kadar yükselirse. Yani ne kadar çok reklam, ne kadar çok tıklanma, ne kadar çok şey. Bu arada benim herhangi bir aboneden veya herhangi bir videodan şu anlık herhangi bir şekilde çok fazla herhangi kullandım. Herhangi. O şekilde bir şu anlık gelir elde etmem zor. Neden? Çünkü
Henüz YouTube'da böyle çok da yayılmış birisi değilim. Şimdi oradan buradan sorular geliyor işte, mesajlar geliyor falan filan ama dediğim gibi o kadar yayılmadığım sürece ve belli bir YouTube konferansına katılmadığım sürece YouTube bana para teklif etmez. Ne yapsın ki adam yani? Niçin? Onun dışında podcastler çekmeye başlayacağım. İşte 30 dakikalık, 15 dakikalık bir konu üzerinde en mantıklı şekilde tartışmaya çalışacağım. Ve sizin de yorumlarınızı alıp bunun üstüne bunun cevaplarını, sizin yorumlarınızın cevaplarını ikinci podcast'te, hatta bir sonraki podcast'te diyeyim. Onda cevaplamaya çalışacağım. Bir de üstüne yeni konuyu katacağım. Anlatabildim mi? Yani birincisi sorular, ikincisi soru ve cevaplar olacak. Soru ve cevaplar artı şey, yeni konu. Sonra yeni konunun soruları gelecek. Böyle böyle gidecek. Farklı farklı fikirler var aklımda. Yani kanal fragmanını da değiştirebilirim. O merhaba ziyaretçiyi kaldırmayı düşünüyorum artık. Çok fazla eskidi. Ona benzer bir şey koyarım muhtemelen ama biraz daha iyisi tabii. Video oyunları, eski video oyunları ile alakalı küçük bir fikir var aklımda. Onu da gerçekleştireceğim. Ancak zaman lazım tabii. Mutlaka zaman lazım. Facebook sayfamıza ve grubumuza davetlisiniz. Twitch'ten uzun zamandır yayın yapmıyorum. Uzun zamanda yapmayacağım. Abone olmayı olursanız sevinirim. Dediğim gibi bu videodaki reklamlara tıklarsanız da sevinirim. Beğeni paylaşırsanız hoş olur. Ancak yorumlarınızı eksik etmeyin. Her türlü yorumu atın bunun altına yani. Her türlü. Ama saygı çerçevesinde. Çünkü saygısız olan insana benim hiç saygım olmaz. Yani hiç sıfırdır yani. Cevap veririm bak, saygım olmamasına ihtimali, saygım olmamasına rağmen cevap veririm. Çünkü cevap yetiştirmek zorunda kalırım. Öbür türlü farklı bir biçimde bakıyor insanlar çünkü. Yani adam demiş ki orada, yorumları okuyorum şimdi. Kardeşim demiş eline sağlık demiş. Abi demiş eline sağlık demiş. Üstüne soruyu sormuş. Sonra ya böyle iyi bir çerçevede yorum yapmış. Veya demiş ki şu olmamış, şunu şu şekilde yapar mısın? Ama diğeri gelmiş altına direkt küfürlü bir şey yazmış. Direkt hakaret, direkt benim anamı bacıma sövmüş. Şimdi ben orada sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen ne kadar nankör bir insansın da bunu yani anlamıyorum. Video bu kadarlıktı. Yaklaşık bir 10 dakika falan oldu. Bundan sonra gelecek olan video oyun videosu olmayabilir. Vlog da olmayabilir. Podcast olabilir. Veya başka bir şey olabilir. Yani kısacası kendinize iyi bakın. Görüşürüz, öptüm, bay bay.